Selamünaleyküm Kuşu Camiası. Arkadaşlar, herkese merhabalar. Epeydir video çekmiyorduk. Şöyle bir tane dumanlı yavru var. Aşırıyoruz böyle. Nefeslendirmeye çalışıyoruz da. Normalde bugün çalışıyordum ama izin aldım. O yüzden şöyle bir kuşlara bakalım hem de bir video patlatalım dedik. Bayağıdır da video çekemiyorum. Bilmiyorum ya, böyle çok da hani şey yapamıyorum, vakit de yok. O yüzden de vaktim olduğu anda çekeyim dedim. Şöyle bir tane yavru var, uçuruyoruz dumanlı. Bu da fena olmayacak ama daha var ya, daha yeni yeni. Bayağı bir geri kaldı. Uçuramadık ama şu an ince tüyünde zaten. Uçurdum attım bir 10-15 dakika, hatta bir 20 dakika olmuştur. Ondan sonra video çekmeye karar verdik. Şimdi yeni bir tane kümes getirdim buraya. Daha doğrusu bizim Gültekin'indi bu kümes. Buraya iki tane yavrularımızı attık. Şöyle. Bu bizim alabaş sabuni ile beyaz kardeş ikisi. Onları daha önce çekmiştim herhalde. Şöyle. Bismillahirrahmanirrahim. Güzel bakan güzel görür. Şöyle. Kuşlarımı şöyle bir çekelim. Allah'ın izniyle kümeslerimizi toparladık. Şimdi yavru almalara başladık işte. Bakayım burada neler var. Şu beyazla dumanlı kilinin bir takım beyaz yavrusunu aldık. Bir tanesi aşağıda erkek beyaz. Daha uçurmadım onu hiç. Erkek diye ayırdım onu. Ondan sonra şu ara kümeste bayağı bir dişi bolluğu var. Dişi bayağı bir eksik. Şu sabuni yine şuradaki, şu nerede o? Heh. Şu bıyıklı boz dumanlının altından düştü bu ikisi. Bunları alt, daha doğrusu bunlar alt yuva kardeşler. Bunları çapraz arkadaşlar. Bu boz dumanlı aşağıdaki dumanlımızın, erkek dumanlımızın yavruları. Hastalandı. Şimdi toparladı Allah'a şükür. Uçan dumanlı da bunun öz yumurta kardeşi. Ondan sonra burada bir miskimiz var. Boz duman, boz kirli de diyorlar. Boz kirli de şu dumanlı kirliyle yine beyazımızın yavrusu. Kuşlarımızda durumlar böyle. Şu miski zaten bir yanık miski vardı. O toparladı. Kuşlarımız durumları böyle arkadaşlar. Şu erkeğimiz bayağı bir kötü durumdaydı. Allah'a şükür toparladı. Şu an iyi durum yani. O yan kümeste gösterdiğim kuşlar arkadaşlar, buradaki miskiyle şu bizim alabaş sabunimizin yavrusu. Uçurduğum mavi de burada. Bunlar da yumurtlamışlar. Bu da güzel bir erkek. Daha yuvada söküldü hiç şey yapmadan. Bu da onun direkt bir alt yuva kardeşi. Bunlarda bıyık var. Maşallah demeyi unutmayın arkadaşlar. Gerçekten çok güzel oynadı o hayvanlar. O hayvanın direkt öz kardeşi de arkadaki mavi. Bunlar bizim şeytanlar diye tabir ettiğimiz kuşlardan. Burada bir boz dumanlı. Bu da anaları. O kuşların anaları. Altında yavru var. Biraz karanlık ama kapıyı açsam çıkacaklar. Şöyle açalım da çıksınlar. Dumanlı da ufak ufak gelsin. Vay anasını, dumanlı ne gidiyor, çekmedik ama harbiden ne gitti be, maşallah. Güzel çıktı. Mavi de uçurmuyorum ya. Hadır yatıyor hayvanlar.
Bu benim uçurduğum burada mı abi? Bunun videosu falan var. Mükemmel oynadı da yaklaşık bayağı zamandır yatıyor. Yavrumuz insin. Yoruldu ya. Aslında şimdi şöyle bir şey vereyim arkadaşlar. Ya, normalde tek, yani direkt böyle daha bunu ben tekeğini uçurum. Daha havayı bile bırakmadı. Ben böyle bir kuşun altına bu kadar kuş serilmez. Taş çatlasın. 3-4 tane hayvan sermemiz lazım. Öteki türlü hayvan çabuk yıkılır aynı bunun gibi. Ama bayağıdır yatıyor ama yine de maşallah tapanca gibi. Allah'a şükür kuşlarımızın durumları iyi. Sıkıntımız yok. Abi de geliyor. Sen hayvanlar Melizan. Bir de hayvanlara kurt ilacı girdim. Domuzluklarımın maşallahı var böyle. Bir kilo aldılar. Bir kurtlar çıktı. Bir böyle kurt davları çıktı. Herkese tavsiye ediyorum. Özellikle tam bu zamanda. Çünkü kışa başladı artık kış. Herkes yavru almaya başlayacak. Ocak ayı gibi yavruları biliyorsunuz alıyoruz. O yüzden de arkadaşlar şimdi ufak ufak kuşlarımızı bir kışa hazırlamamız lazım. Ben de şöyle düşünüyorum. Bir zaten kurt ilacını yaptık. Şu an damızlıklarımızın maşallahı var. Dişi beyazımız bu. Ayağı uçmadı ya. Burada hiç uçurmadım bunu ben. Ama sökük geldi. Bakalım altta da bir tane güzel bir takım yavru aldım gerçi de altından. Altından iki takım yavru aldım. Dişisini bizim Hayrettin'e verdim. Erkeği de burada uçurduğum dumanlı da yavru bu. Daha ince tüyünde. Şöyle bakın kuştan alınan adam zaten anlar yani. Hayvan kafadan tüye girmiş. Daha incesinde. Bakın daha tüyünü müyünü diziyor. O da şuradaki erkeğimizin. Ya erkeğimiz bayağı bir sıkıntıdaydı. Şuradaki erkeğimiz. Dumanlı ve payas postanın yanında olan. O da gerçi çok ince tüyüne girdi. Allah'a şükür toparladı. Beton kümesteydi. Şimdi size mükemmel bir tarif vereceğim. Bu kurt ilacının nasıl yapılacağını. İşte onun tarifini vereceğim inşallah. En azından hayvanlarınıza şu an girin. Damızlıklar çok zayıftı. Şu an maşallahlar hayvanları kaldıramıyorum yani o yüzden. Ama kalkmasınlar zaten. Şu an bir yavru denemelerim var. Alacağım yavrular var. Onların üzerine çalışacağım. Şu miskiyle mesela arkadaki miskiyle şu akbaş bizim sabunimizi girdim. Güzel hareketler yapıyor. O miski de çok uzaktan sallıyor. Evet sessiz oluklu. Onun bir tane yavrusu var o miskinin. Şuradaki miski dişi onun yavrusu. Kanadını kestim çok yanık büyümüştü. Kanatlarını falan kestim, kuyruğunu falan kesmiştim. Toparladı. Tekrar kanatlarını aldım. Şimdi iyice bir göğüs kasa yapsın. Ondan sonra bakacağız. Şurada bir dumanlı kirlimiz var. Beyazla eş yaptım. Beyaz yanındaki beyaz da onun yavrusu. Ondan sonra bakayım ya kuşlar hep şu erkeğin dumanlının yavrusu şuradaki görünen açık bir mavi. O açık mavinin yavrusu daha demin inen mavi. O mavinin yine bu dumanlının işte yavrularından şuradaki boz dumanlı benden ve arkadaki boz dumanlı. Ondan sonra o iki boz dumanlının kardeşi bu daha demin inen dumanlı. Ya kuşlar hep birebir bizim kuşlarımızı takip edenler biliyor. Farklı kuşlar pek yok burada. Beyaz da şişlik oldu. Tosun gibi oldu ya beyazda. Bakalım uçar mı? Uçuruz gerçi de. Bir şeyden sonra uçuruz artık. Kuşlarımızda durumlar böyle arkadaşlar genel olarak. Şu bizim Hayrettin diyorum. Gültekin'den aldığım mavi. Daha doğrusu ağından aldığım damızlıklardan alttan düşen mavi. Burada kendi yumurtaydı. Bu da söküldü kendi. Uçurmadım ben de. Şimdi yumurta da ama artık yavru baktırıyorum. Bakalım. Ne olur ne biter. Kuş
kuşlarımda genel olarak durumlar böyle arkadaşlar. Bayağıdır da video çekemiyorduk. Kuşlarımızı görmek isteyenler vardır. Öyle gösterelim bak. Hatta bu biraz sanki şey olmuş. Haftan böyle bir kırgın gibi. Gir içeri bakayım. Dur lan. Ay maşallah sana be. Çok güzel bir erkek. Olacak inşallah. Dur bakayım tosunum. Yumurta almaya başladık ufak ufak. Ama istediğimiz kalitede değil tabi. Şurada beyazın yavrusunun yumurtaya beyaz yumurtası var. Aldığımız yumurtalar var. Yani bu sene böyle hastalıktan falan dolayı da pek keyif bırakmadı bu işler. Bilmiyorum, Allah herkese, şu an hastanede yatan herkese şifa versin inşallah. Zor arkadaşlar gerçekten. Yani başına gelen bilir ancak. O yüzden de ne bileyim, benim pek keyfim kalmadı. Çok işte de aynı durumu yaşıyorum yani. Bakalım. İnşallah Allah bir şekilde hastalığını vermişse muhakkak bunun şifasını da verecektir. Bizim niyetimiz, kalbimiz bu yönden yana. Kuşlarımızdaki durumlar böyle genel olarak. İnşallah daha iyi videolar çekeceğim. Ama işte dediğim gibi fırsatlar düşmüyor. Fırsatlar düşmeyince de biz de istediğimiz videoları yakalayamıyoruz. Şöyle bir tane dumanlı var. Bunu Mehmet getirdi bana Kartal'dan. Ha bak bu. Bunu bir tane kara, benim kara dişiyle eş yaptım ama yumurtalara çok şey değiller. İki yumurtaları. Ben de alttan almadım. Aferin. Çok iyi bir erkek. Çok seri hayvan. Bu benim tam böyle şeye gidecek bir kuş. İnşallah altlarından gelenler de bir şeyler yapar. Ne diyelim. Şimdilik bu kadar arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Kendinize dikkat edin. Görüşmek üzere inşallah. Cümleten herkes kendine dikkat etsin. Hayırlı akşamlar.